olmasın. Bugünümüzün dünyasında, kararan dünyasında, vicdansız ve kalpsiz dünyasında neden Kur'an bir kalp ve vicdan inşa etmesin? Edilecekse eğer nereden başlamalı sorusunun cevabı belli değil mi? Vahiden başlama. Başka çaresi mi var? Kaldı ki günümüzdeki klasik din dili gerçekten de dedeleri ikna edebilir ama torunları asla. O din dili bitti. Din eskimez, dil eskir. Eskiyen dildir. Eskiyen dili din gibi takdim ederseniz iki büyük yanlış yaparsınız. Bir, dine mesafe koyanlar çoğalır. Çünkü onlar eskiyen dili din zannettiler. Onun içinde din eskidi diye dine mesafe koydular. İkincisi, geleneksel dilin savunucuları savundukları dili dil değil din diye zannedip ona inanmaya başlarlar. O da ikinci cinayet olur. O nedenle bir kutuplaşma başlar. Biri dili din diye savunurken öbürü din bu. Din buysa benim dinle alakam yok diye dine mesafe koyar. Al birini, vur ötekine. Onun için Müslümanlar bir tecdidin inşallah adayıdırlar, adayı olmalıdırlar. Ve inşallah o tecdit de bu toprakları kendisine üst olarak seçer ve inşallah bu topraklardan yeni bir diriliş hamlesi yeryüzüne yayılır. Rabbim bizi kendi mübarek projesinde kullansın inşallah. Aziz kardeşlerim, fatr aslen bir şeyi uzunluğuna yarmak manasına gelir. Kur'an'da Mülk suresindeki futur, yarık manasına gelir. Futur, hel tera min futur. Hiç bir yarık, bir eksik, bir gedik, bir çatlak görüyor musun? Yani dön de bir bak bakalım kainata. Dön de bir bak bakalım yere göğe. Sen şu kainatta, şu yer ve gökte bir çatlak, bir yarık, bir eksik, bir gedik görüyor musun? ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَسَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْغَلِبْ اِلَيْكَ الْبَسَرُ خَاسِيًا وَهُوَ خَسِيرٌ. Sonra bir daha bak, bulamadınsa eğer ilk bakışta. Daha derin, daha dikkatli bak. Bulabilecek misin Allah'ın yaratışında bir eksik, bir gedik, bir çatlak, bir yarık? Bakışın aradığını bulamamışlığın hüsranı içinde sana geri dönecektir. يَنْغَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِيًا وَهُوَ خَسِيرٌ. Evet. İşte orada geçen fütur bu fütur. İftar açma manasına geliyor. Yarma, açma. Yani yırtma, çatlatma. Neden? Çünkü akşama kadar oruç tutmuşsunuz. Orucunuzu artık açacaksınız. Yani orada bir gedik açıp içine iftarı koyacaksınız. İçine yemeği koyacaksınız. Onun için de iftar denilmiş aynı kökten. Fatr ile fiil arasında fark var. Yani fiil de yapmak, fatr da yapmak, yarmak. Ama ilki bir sebebe olarak, ikincisi bir sebebe bağlı olmadan yapmayı, yarmayı ifade ediyor. Tabii yarma meselesi yapmaya evriliyor. Çünkü Allah'ın kainatı yoktan var etmesi manasına geliyor. Fatır ismi. Yoktan var etmesi. Buraya nasıl geliyoruz? Onun da aşamalarını şöyle kısaca özetleyeyim. İnfitar suresinin 82. ayetinde görüyoruz. Yeniden inşa etmek için yarıp parçalamak manasına geliyor. İnfitar aslında bu manaya geliyor. Sureyi ismini veren kelime bu. Surenin içinden bir ayete ait. İnfitar.
İnfial babı. Siz bir etki yaparsınız, etkinize karşıdaki tepki gösterir nesne. Buna infial diyoruz. Aksülamel de derler değil mi? Efendim. Yani geri bildirim, geri iletim. Onun için infial babında böyle bir şey var. Fitar suresi, yeniden yarmak, inşa etmek için yeniden yarmak. İnşikak suresinin söylediğinin tersi. İnşikak, parçalamak. İnfitar, parçalandıktan sonra yeniden inşa etmek. Nedense klasik tefsirimiz infitarı kıyamet olarak anlamış. Tefsirlerimizin hemen tamamında infitar kıyametin bir biçimi olarak anlatılır. Oysaki inşikak kıyamettir, son saattir. İnfitar sondan sonra yeniden başlangıçtır. Yeniden inşadır. Yani kainat ömrünü tamamlayacak. Bu tamamlamış kainattan sonra yeniden bir infitar olacak. Dolayısıyla infitar bir çekirdeğin içindeki potansiyeli açığa çıkarmak için çekirdeğin ağzını yarmak manasına geliyor. Hani kayısı çekirdeğini dikersiniz, kayısı çekirdeğini dişiniz kırmaz. Ama onun içindeki potansiyel hay isminin tecellisi olarak harekete geçince dişinizin kıramayacağı o çekirdeği onun içindeki küçücük filiz kırar. Niye? Kökü var çünkü. Kökü olan güçlü olur. Kökünüz olursa güçlü olursunuz. Dişinizin onca baskı sonucu kıramadığı o kabuğu, o çekirdeğin kabuğunu, o filiz, incecik filiz kırar, çatlatır, açar. Çünkü can girdi mi içine, can üflendi mi içine, artık o içeride duramaz. Artık o kabuğuna sığmaz. O çıkacak yer arar. Çünkü Allah tecelli etmiştir ona hay ismiyle. İşte budur fatır aslında. O çekirdeğin ağzını yaran ve içine sakladığı ağacı ortaya çıkaran, kodladığı ağacı ortaya çıkaran o program faaliyete geçmiştir. İçine kodlanmış olan ağaç programı faaliyete geçmiştir. İnfitar için üç şey lazım. Önceden yapılı olan bir şey lazım. İki, onun yerine yapılacak olan başka bir şey lazım. Üç, İkinciye yer açmak için birincinin parçalanması lazım. Evet. Önceden yapılı olan bir şey lazım ki, yani fatr olmalı ki infitar olsun. Tekrarı olsun. Efendim. İkincisi, onun yerine yapılacak başka bir şey lazım. Çünkü infitar, bir çekirdeğin ağzını açıyorsanız, ağzından çıkan filizle siz bir şey yapmak istiyorsunuz. Bir ağaç yetiştirmek istiyorsunuz. Bir ağaç olacak. İkinci şey lazım. Üçüncüsü, ikinciye yer açmak için birincinin parçalanması lazım. Yok olması lazım. Çekirdek ağaca dönüşünce geriye çekirdek kalmaz. Öyle değil. Biter. Tohum bitkiye dönüşünce, buğday başa dönüşünce buğday kalmaz. Yeni buğdaylar verecektir. Artık buğdayı kökünde aramazsınız, ucunda ararsınız. Artık çekirdeği kökünde aramazsınız, dalında ararsınız. Dalına geçecektir. Onun için fatır bu. Fıtrat, tabiat ve yaratılış demektir. Bir şeyin yapısal özelliklerine ilahi yazılım olan fıtrat denir. Yapısal özellik. Bir şeyin fıtratı. Şu duvarın fıtratı var. Çünkü çimentonun, çakılın ve demirin fıtratı var. Biz o fıtratı okuduğumuz için inşaat diye bir şey yapabiliyoruz.
Biz o fıtratı okuduğumuz için masa diye bir şey yapabiliyoruz. Ahşabın fıtratını bilmeden masa yapılamaz. Kumaşın fıtratı bilinmeden elbise dikilemez. Derinin fıtratı bilinmeden ayakkabı yapılamaz. Camın fıtratı bilinmeden gözlük yapılamaz. Onun için bir şeyi kullanmak istiyorsanız ilk bilmeniz gereken şey fıtratı. Bunun fıtratı nedir? Fatır, varlık ağacının filizini ortaya çıkarmak için yokluk çekirdeğini yarmaktır demiştik. Varlık ağacını ortaya çıkarmak için yokluk çekirdeğini yarmak. Bu çok ilginç. O zaman şöyle düşünmüşler. Aristo da böyle düşünmüş. Eflatun da böyle düşünmüş. Hatta daha sonra İbn-i Rüşd, hatta birbirine zıt gibi görünen İbn-i Teymiye bile böyle düşünmüş. Ben anlayamadım yani nasıl öyle düşünmüş. Kainatın kendisinden yaratıldığı bir öz var. Bir tohum var. Böyle düşünmüşler. Tabii biz bu işin hakikatini ben doğrusu çok merak ediyorum. Onun için ahirette Rabbimden ilk soracağım soru bu. Ya Rabbi, kainatı neden yarattın? Yani bizim bildiğimiz manada mutlak yoktan mı yarattın, bir çekirdekten mi yarattın? Onun için bu soruya %100 cevap vermemiz mümkün olmuyor. Ama Fatır isminin yoktan var eden, yokluk çekirdeğine ruh üfleyip var eden manası gönlüme çok daha yatan bir mana. Onun için de ilk mana olarak bunu verdim. Çünkü öbür türlüsü Allah'ın sonsuz kudretine münafi bir bakış olduğu gibi, tabii kimseyi suçlamıyorum burada, bir taraftan da eski Yunan'ın o eskimez hastalığına, ex nihilo, nihil fit, hani Latincesi bu, hiçbir şeyden hiçbir şey çıkar. Efendim, mantığından yola çıktığı için de Allah'ın yoktan var edici vasfına aykırı gibi geliyor. Dolayısıyla fatır, yokluk çekirdeğini yarıp varlık ağacı, şeceratul kevni çıkaran manası çok daha uygundur. Fatır olan Allah kainatı yoktan var etmiştir. Nazari çerçeveye şöyle kısaca bakalım. Kainat hakkında üç görüş var. Bir, kainat ezelidir, yaratılmamıştır. Bu görüş, şimdi kendi içinde üç tip saliki var. Bu görüşe uyanlar var. Kainat yaratılmamıştır, ezelidir. Bir kere bir şey yaratılmamışsa o da Tanrı'dır. Çünkü yaratılmayan Tanrı olur. Dolayısıyla kainat ezelidir dediğiniz zaman kainata bir tür tanrılık vasfı yakıştırmış olursunuz. Ki zaten Aristo bu manada panteisttir. Allah kim? Bu kainattır diyor. Onun için Taoizm de öyle. Onun için bakın, gördüğünüz her şeyde Tanrı vardır demesi bu yüzden. Bir fil tersine, haşa, Lao Tse, bakın buna diyor, ne görüyorsunuz talebelerine? Bir şey görmüyoruz, fil tersi görüyoruz. Yok, Tanrı onun içinde diyor. Haşa. Yani bu böyle bir mantıkla baktığınız zaman iş çığırından çıkıyor. Onun için bunun içinde üç görüş görüyoruz. Birincisi, Hinduizm, Şintoizm, Cainizm ve eski Yunan kainat yaratılmamıştır, kainat ezelidir diyorlar. Eflatun ve Aristo böyle diyor, fakat aynı zamanda Tanrı da ezelidir diyorlar. Özellikle Eflatun. Tanrı da ezelidir. Dolayısıyla iki ezeli olmuş oluyor. Peki Tanrı ne yapmıştır? İlk hareketi vermiştir diyor. İlk hareketi vermiştir ne demek? Yoktan yaratmıştır mı? Yok. Vardı, harekete geçirdi. Yani böyle bir yaklaşım. Çok da açık değil. İkincisi,
özellikle modern zamanlarda ortaya çıkan ikinci bir uç daha veriyor bu görüş. Kainat ezelidir, yaratılmamıştır. Burada